Türkmeneli Televizyonu'ndan herkese saygılar, sevgiler efendim. Olaylara Bakış programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız, sizlerleyiz efendim. Olaylara Bakış programında gündemdeki olay ve gelişmeleri bu programda sizlere aktarıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da Olaylara Bakış programında bizimle birlikte özel bir konuğumuz bulunmakta stüdyomuzda. Efendim gündemimiz eğitimle ilgili olacak. Eğitimde gelinen son nokta, aklımızdaki tüm soruları biz burada değerli konuğumuz efendim Kerkük Eğitimi İdari Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Gülboy'la konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şeref verdiniz efendim. Olaylara Bakış programında hem de gündemde eğitim var. Tabii sizinle eğitimle ilgili bazı sorularımızı soracağız. Ama eğitime geçmeden önce ilk olarak hani insanların aklında olan bir soruyu size sormak isterim doğrusu. Hani atamalarla ilgili doğrusu, hani bu sözleşmeli öğretmenlerin durumu ile ilgili bilirsiniz ki hani akıd meselesi de çıktı son zamanda ortaya. Bununla ilgili neler diyeceksiniz? Gelinen son nokta nerede? Tabii ilk olarak teşekkür ederim sizin Türkmeneli Televizyonu'na, bütün mensuplarına, bütün kameramen çalışanlara, bütün kadrosuna. Tabii eğitim, bilirsiniz, eğitim bir alemdir. Doğru. Özellikle Kerkük'te, Irak'ta eğitim bilirsin bir, geçen seneden bu sene biraz uğraştı, biraz işte durdu bilirsiniz. Doğru. Hastalık zamanı oldu, korona krizi geçti. Şimdi yeniden okullar biraz başladı, biraz yolmaya. Tabi atamalar bitti. Atamalar oldular, bittiler. Şimdi bu muhazır senelmişti sözleşmeler. Tabi biz bundan önce 10.055 tane sayısıyla 10.055 tane Bağdat'a verdik zamanında Maliye Bakanlığı'na. Fonun şeyi geldi, izni geldi. Onlara bir senelik biz bunlardan anlaşma yaparız. Bir senelik. Bir sene. Biz 2001 senesin. Yani birinci aydan ta 12. aya kadar. 12. aydan sonra bir de Maliye Bakanı, muvazene dediğimiz gibi, Irak'ın muvazenesinde bir de bir de karar olduysa bir daha yenge baştan yengiler o şeyi, o akdi. Ama ikrar olmasa bir de dönerler mecani dediğimiz yani kişinin mecaniye dönerler. Bir senelik anlaşmamız var. O senede 10.055 tanenin şu ana kadar çalışırız. Onun da şeyleri, sistemleri bütün okuldakiler bundan önce 2019 senesinin 13. ayın 31'ine kadar anlaşma vardı ki o zaman korona şeyi gelmemişti. O zamana kadar Naksın'ın emri var, emir uzarisi var. O emir uzari üzerine. Ondan sonra artı 5 ay daha artı özür şey bizim bakanlık. Oldu 2025. aya kadar. Yani kimin şeyi varsa, emri varsa, emir idarisi var ise ve devamlı da devamdadır. Ve onlar hepsini şumul etti. Bunlardan biz kalktık bir komisyon kurduk. Müfettişlerden her Kerkük'ün her katiğinde 5 müşrif civarında mektep okulu şey müdür mektepte. Ve bunlar işte imzaladı. Bunun atamasına baktılar. Emir idaresine baktılar. 2019'a kadar sonuna kadar. Biz 5 ay daha arttı. 2025. aya kadar düştü. Oraya kadar kimin ataması var ise onlar sözleşme oldu. Doğru. Ha, şu ana kadar ben dünene kadar 6.000 geçti adadı. İmzaladım özüm. Onu ki bizimle anlaşma yapırlar. Gel işte o bitirenden sonra gel kanuniyede bir basma verer. El basması verer. O el basmasında anlaşma oldu bizimle. O anlaşma bir senelik biz ona maaş öderiz. Bence yani Maliye Bakanı 250 bin lira bazına bağladı, bazına 200 bin lira aylığı. Ve bir bu senelik, ha, bu bir senelik. Ha, şu ana kadar 6. aydayız. Yani bu 6 ay ulaşana kadar sayılıp özlersin. Çünkü bunlar devam etmişti. Ha, bu şimdi hala devam ediler. İşte dünen teze tavuk bitti. İşte şimdi kaldı Mahvel Umiye, kaldı bazı müteferriklerimiz. Bunun üstüne artı, bunun üstüne artı, 10.055 tane üzerine artı 600 idarimiz var. O 600 idari, onlar kimleri tuturu? Bakarsan bizde mühendis var.
Hebele bedava mühendis. Öğretmen yok, mühendis. Mesela bir medresemiz var. Orada mühendislik yapır. Bir zamandı akıtsızydı. Bes şey yapırdı. Onu tuturur. Bazı okullarda bizim harfin diyarı, kademi diyarı. Bunlar hebele bedava var idi. Bunları tuturur. Sayıkımız var, harısımız var. Gece nubatlar bu ev şeylerde. Bu 600 denani işte onun üstüne izafe edeceğiz. 10.055'ten ayrı. Hı hı. 600 tane de idari verdi bize. Fonda indiye kadar işliyoruz. Bu saate kadar 6.000'i geçtik. Fehale devam ediyoruz. Bölge bölge. Bölge bölge. Yani saydık uz rakam. Kerkük geneli için. Sadece Kerkük. Peki Türkmenler için mesela? Bizde bilsen bundan önce bizim Türkmenci eğitimi var bilirsiniz. Türkmenci eğitiminde 312 şeyimiz var. Sözleşmemiz var. Doğru. Onlar tamam 312'si de yazıldı. Hı hı. Sözleşti. O içinde de var başka şeyler ile Türkmenca verir. Hı hı. Mesela din dersi verir, Arapça dersi verir, İngilizce dersi verir. Doğru. Onlar da gelmişti Haziran'da. Onlar da üstüne artı yaptılar. Burada da Dirasel Kuryan da aynısı zaman. Hı hı. Siryaniyen de aynısı zaman. Dirasel Arabiyen de aynı zamanda herkes muhazırında devam eder. Devam eder. Doğru. Peki birazdan aklımıza başka sorular gelse tabii soruq size. Sınavlara geçen yeni kararlar çıktı. Yani gördüğümüz üzere hani bir dönemde korona döneminde hemen hemen iki senedir uzaktan eğitim görürler öğrencilerimiz. Yani doğrusu online olarak sınavlara da aynı şekilde. Efendim gelecek sene öğrencileri neler bekler? Bir tahminimiz, bir fikrimiz ya da çıkan bir karar var indiye kadar veyahut bu yeni çıkan kararlar mesela hani bildiğimiz kadarıyla yarı yıl neticesini son olarak saydılar, evet. Son yılın neticesi olarak saydılar. Bununla ilgili neler diyeceksiniz? Tabii buna biz teker teker gelelim. Yani ilk defa ilkokul, ilkokul bilirsen bir iptidaiden 6'ya kadar, 6 okula kadar. 5'e kadar, 5. sınıfa kadar onların orta sene dediğimiz kimin onların sonucu sayıldı. Doğru. Sayıldı. Mesela başarılıysa gitti. Başarısızsa kalı 2. dönemi 10. ayda ya da 9. ayda bir şey rando çıkar o gün hakkına. Onda biz 2. de vursa yarı o zaman. Ama gelirse o 6.'ları ki dünen bitti, 21'inde bitti son imtihanları, temidilerinde İptidailerin de bitti. Bizde onları da okullar iptihan etti. Mektepler, doğru. Öz öğretmenleri, öz mektepleri, 6. sınıfları ki 6 okul yani ilk okul. Onun üstüne temidimiz var idi 6 iptidai. Kehendirem dönem bitti, 21'de bitti. O da genel harici dediğimiz. Onlar da sınavı bitti. İndi ilk okul bu saate kadar bitti. Bundan sonra 7. ayın 4'ünde bu geldiği Temmuz ayında ortaokul, 3 ortaokulların sınavı geldi. Yani 3 mutavasıtanın dediğimiz kimin? Bakaloriler falan. Temmuz, 4 Temmuz'da başlar. Ta 26-27 Temmuz'da biter. 28 Temmuz'da 6.'ların başlar. O zaman 6.'lar son sınav, son sınıfların 6.'ları 28 Temmuz'da başlar. O da 18 Ağustos'ta biter yani. Bu üstüne sınav getir yani. Doğru. Ve şimdi bu orta şey sayıldığınız sene netaizler sayıldığı öğrenci için ki onda o sınav neydi? Özü oturdu imtihanında. Yok online'la. Yani sınavlarımız ona ki dediğimiz huzuri yani hazır idi. O hazır olduğu imtihanlarda çıktı. Sonuz ne çıktı? Mesela bir dersen düştü ya beş dersen düştü ya dört dersen düştü. Ta her ne dersen düştü. Onun ikinci dönemini koyduk. Bu sınavlardan sonra. Ve bu bakanlıktan gelir bize bilirsiniz talimatlar, her şeyler gelir. O zavabıta göre, o talimata göre ve biz de bütün genel Irak onun üstüne çalışır. Diğer sorum da hani şöyleydi. Dedim gelen sene acaba böyle bir şey olma ihtimali var tekrardan uzaktan eğitim ki hala karar yoktu. Belli olarak gelecek zamanlarda. Çünkü hani şöyle bir şey var. İlkokullar gerçekten hani özellikle 3, 4 yani 1, 2'den 3, 4'e kadar küçük oldukları için dolayısıyla hiçbir şey anlamadılar hemen hemen. Tabii. Yani okuldan, derslerden bu biraz onlar için zordu.
Tabii biz bak biz burada her vakit farkında olak. Yani biz dediğimiz hele online ders almak çok zordur. Tamam dedi o kimin ilkokuldaydı. Olmaz öğretmen kimin? Çıtaktağının önünde durup öğrenci önünde olsun. Yani öğretmenin tahta önünde durmağı onun aylarca online'e de gel. Doğru. Bir gün durarsa onun 10 dersine de gel. Bir tek gün durarsa. Yani bizim bu şeyimizdi. Ve işte gördüğümüz durum oldu. Korona krizi oldu. Korona hastalığı geldi. Ve işte uzak olmak için, bilirsin sağlık durumu için. Ve mecburiyet kaldı. Bütün genel alem, yani bütün dünya çapında bu yolu buldular. Ki online kullanmak. İşte bilirsiniz de bizim Irak'ta da bazı netler zayıftı. Bazı köylerde yoktu. Bazı evlerde de yoksul oldukları için. Bazı da bilmez o da var. İşte onlar da biraz sıkıntı kalktı. Kalktı biz ne ettik? Ki biz bakanlık terbiye yani. Bir şey var, televizyonumuz var. O televizyon Irakiye Terbaviye. Onda bakarsa 24 saat ders var. Fe bunu edebilirler mesela evdekiler onu o kanata girsin, terbaviyle. Onda her rangsı dersi isterse o, her rangsı sınıfın bulasın. Ve biz de buraya kadar yani bütün okullarda yaptık. Ama gelirse o bizim Türkmenca'ya, Türkmenca'ya gelirse o bilirsen yenici kurslar açtılar. Sağ olsun öğretmenlerimiz, müfettişlerimiz, başka müdürlerimiz hepsi katıldı. Yavaş yavaş vakıfın yoluyla bizim Türkmen İl Vakfı sağ olsun. O da bir kurslar açtı. Doğru. Son sınıflar için. Ondan da biraz faydalandılar. Başka bölümlerde aynısı yolunu taptılar. Bazı takviye aldı, bazı işte bu. Yani bence işte yeterli değil öğrenciye. Yani yeterli değil. Bilirsen öğretmenin karşında durarsa, öğretmenin el altında sınavı yaparsa o tabii bombaşka. Tabii çok farklıdır. O bombaşka. Yani biri bu öğrencinin ne kadardı müstevası, ne kadardı okuduğu, ne kadar anlayıp, ne kadar istiğab edip ki bilgini. Ve inşallah bu geldiği sene, inşallah 22 senenin 21-22'ye diyelim. Yani bu 20-21 bittiğin 21-22'ye geçerik. Ondan sonra 22-23'e geçerik. Ve belki o senelerde bence biter her şey. Her korona inşallah biter, geçerik özüm. Geçersek bence okullar bir yani baskı bir durumda olur. Çok dersler olur. Belki tehtilleri devam ederiz. Belki yani yok cumane mesela bazı tehtiller geçer. Yani bu kadar dinlenmek, yani, rahat olmak yeterli. Yani biz öğrenciye yeter ki bir şey bırakın. Bence böyle görürüm özün. Mesela ondan önce 5 ders alırsalar belki 7 yol açtırır özün. Yani zamanı uzatırız. Belki bakanlık bunu düşünür yani. Orada bizim bir komisyon var Bağdat'ta. Heyet-i Ray diyorlar o yüzden. Belki Heyet-i Ray'da bir iktirah oldu bu. Yani şey demişim yani çok bir kuvvetli dersler. Kethif Arapça demişim. Ki versin öğrenciye. Taviz edek yetenleri. Ben ki öğretmenlerimiz de zaten bizim öğretmenlerimiz de yetenekli öğretmenlerimiz var. Geçen senenin bilgisinden başlar. Onunla başlar. Yani belki bir saat ise 45 dakika ise ders, bir 15 dakikasın geçen seneden geldi. Belki yarım saatin de birbirine yani birbirine bağlar özün. Ve inşallah geçer bu durumu. Öğrencilerimiz de işte bence buradan bu sınavlar bir fırsat gözler için belki çok faydalanırlar. Yani bazı şeyler oldu. Kısalandı, muhtasar oldu kitaplar, menhezler, bazı dersler dahil olmadı. Bazı kısalandı. Ve gelecek ilde kalarsa hapsolar. Ve bu bir fırsat yani okumak için. Yani demezsin ben online ile geldim, online ile giderim. Yok, bir şey yoktu. Sonuç sınavda biter. Daha belli değil. Sonuç sınavda biter. Yani öğrenci bunu son sınıf düşünsün bunu. Sonuç sınavda biter. Yani sınav olmazsa, oturmazsa, sınavı bitirmese o kadar şey etmez. Kolay. Peki Sayın Gülbay, şimdi uzaktan eğitim dedik, online dedik. Yani bilsiniz ki başka ülkelerde yani öğrenciler bu duruma hazır. Yani yıllardır belki bu sistemi kullanırlar. Ama bizimkiler illa yani mesela bir zor duruma düşen, böyle bir duruma düşen ancak yani bizimkiler online'a geçtiler, direkt geçtiler yani. Onlar hazırlıklıydı mesela. Başka ülkeler hazırlıklıydı bu durumlara. Bilirler, anlarlar. Bizimkiler aniden olduğu için biraz zorluk çektiler.
Bak tabi bu olayı münasat Newton bir liznadı. Ben o reisin nasiyemde. Yani liznet Newton yani. Liznet münasat Newton. Arabca geliyoruz. Bu lizne münasat Newton. Biz asla aynen başladık o zarkim. Yani geçen sene. Ama ne zorluk çektik. O zorluğumuz her daydı ki bazı mekteblere ulaşabilmirdik. Ki sen dedi o kimin net yok. Elektrik şeyimiz var, sıkıntımız var. Yani bazen işte uzaklık, bazı şeyler. O sıkıntını çektik. Ama öğrenci ki öğretmen olarak, öğretmenler çok çalıştı. Tabii çoku tezil etti. Yani yaptı dersi, ondan sonra attı. İşte devamlı bizim indi müfettişlerimiz, devamlı öğretmenlerimiz zaten. Günde dersler var onlayda. Müfettiş de onun takibindeydi. Münasat Newton de var. O da ki biz diznayık, komisyonuk. Biz doların üstüne takipteyiz. Yani bu devamlı var. Ama öğrenci sen dedi o kimin? Belki hazır olmaz. Neden olmaz? Ki bazı şeyler var. Yoktu. Şeyi yoktu yani. O imkaniyatı yoktu. Ve imkaniyatı olmadığı zaman öğrenci nedir? Öğretmen nedir? Onu bir tezir gibi bir de başka veriyoruz. Hatta geçsin baksın. Ve yani başka devletler başladı. Tamam. Evet başladı. Biz de başladık. Yani biz de kayrak olarak bu zor durumda da asla biz zor durumda daha fazla mücadele verdik. Olanın zor durumu yok idi. Bizim zor durumumuz vardı. Zor durumumuz neydi? Elektrik kesilmeyi, niyetin zayıflığı falan. Çok hele güzel. Onun üstüne de başka işlerdi yani. Genel Irak işlerdi. İşte öğrenci bilirsen de o vakitten de bilirsen öğrenci işte sevenin bakar, iyi talebe bakar, şatır bakmaz. İşte bu kadar. Her zaman biz bunların mütabaasını ayırıyoruz. İnşallah. Peki yani dedik bu normal sınıflar için hani yarı yıl sonuçları sayıldı. Peki ya orta üçtür, lise sondur? Bunlar da bazı kararları doğrusu hani beklerler. Yani düşenler özellikle hani ne olacaktı durumları? Acaba i̇şte bizim, kararlar çıkacaktı, herkes sınava girsin ya da üç tabii, ders mi, dört ders mi düşenlerden? İşte bizim indi... Üçe gelirse, üçte işte altı ders imtihanları var. Mesela altı, yedi ders, beş ders mesela ne kadar şey olupdı, onun şeyler var. Onun hele sonucu çıkmıyor. Bence yani ne şiir çıkarsa ikinci dönem bir de girer. Yani her sene bu şiir, bu sistemdi. Altıncıya gelirse, altıncı altı dersti. O altı dersi sınavım verecek. Ama işte bizim de bir sıkıntımız var indi şey Türkmence bölümünde. Kürdün de aynısı var. O bir şey 6 ders imtihanı oldu. Ama Türkmenca, Kürtce bizde 7 ders imtihanı oldu. İşte indi bunun... Kendi ana dili oldu. Zaten indi biz buna bir kitap ettik da Sayın Kemal Efendi bir kitap yaptıdık da beraber. Verdik onu vekil vezir gelmişti. Onun eline verdik. Festerdik biz de 6 ders olalım. Onun sonucu hele çıkmayıptı. Öğrenciler için. İşte bizim Türkmenci olduğu için, ders Türkmenci olduğu için yedinci ders oldu. Onların da Kürtçe olduğu için yedinci ders oldu. Bunu da kaldırmağını biz kabul etmiyoruz. Yani kalksın, altı ders kalsın. Bizim öğrencilerimiz zaten Türkmenceden faydalandı. Ve işte yine bu sıkıntılarımız var. Bir de bu sonuç geldiği Temmuz'da olduğu sınavlar. İşte bunun sonucundan sonra İkinci dönemi de var. Onun ikinci dönemi var. İşte bak ikinci dönemi nakıs tarihe düşer. O zaman da yani geçen sene farklıydı bu seneyle. İşte ondan sonra bakanlığın bir kararı olar. Heyet-i Rai'nin bir kararı olar. Biz de onun üstüne bakanlar ne gelirse onun üstüne gelir. Kararlarla ilgili. Peki Sayın Gülboy şimdi virüs dönemindeyiz ve virüs döneminden dolayı da bu kararlar çıktı. Hayat bu şekilde maalesef devam etti. Diyelim ki gelecek sene için hazırlıklar görüldü acaba aşı konusunda çünkü biz siz aşılar da var hani. Milletimizin çoğu aşıdan da korkur gerçi. Aşı konusunda bir tedbirler, önlemler alındı ister öğretmenler için olsun, ister öğrenciler için olsun. Tabii indi bir kitap geldi bize bu 2-3 günde. Zaten de aldık da temim de ettik özüm bütün okullara. Gerek bütün öğretmenler, bütün mamurlar eğitimde geri açacak yani alsın. Alsın gerek alsın yani. Gelen sene için hazırlığımız görelim ki bu şeyleri gitmek için. Belki bizden sonra, öğretmenlerden sonra, mamurdan sonra belki öğrenci için de gerek yani. Gerek kim olur yani.
yer hakim olur. Yani yapmasa aşın olmaz yani okula gelsin. İndi öğretmenle mamur gelip, zaten gelip. O zaman belki sınavlarda ya sınavların içinde ya birinci dönem ya ikinci dönem bunlardan şey isteriz. Yani belki yani isteriz o zaman yapıp ya yapmayıp ve o izbar oldu indi. İndi bize geldiği kitap direkt tamim et yapsınlar. Ve onun sonucunu işte böyle giderse geldiği sene için bütünü yapmış yani. İnşallah. Çünkü hani aşılar çok önemlidir. Bilsiniz ki başka ülkelerde de zorunlu oldu özellikle. Komşu ülkede de, Türkiye'de de zorunlu oldu. Burada da bence zorunlu olsa daha işte indi zorunlu herkes... oldu. İndi geldiği kitap indi geldiği kitap izbari ister senden. Ve onun nece biz bile vurdu ya vurmadı mesela. Kart mı? Belki aşı işte, kartı. Belki yani ne zaman mesela sınava gelende öğretmen. Şu an tatile gittik bilsen. Doğru. Herkes gitse okumağa yani öğretmen uğrar vurmaz biz bilmeriz. Ama belki bir istediğimiz sınavda özün. Şimdi biz 1 Temmuz'dan genellikle yani bakanlıktan geldi. 1 Temmuz'dan tatil başlar. Doğru. Bütün öğrenciler için, bütün öğretmenler için 1 Temmuz'dan. Özel sene 1 Temmuz'dandı. Yani devam var mesela okulun bir ihtiyacatı olan öğretmene hala kalmış. Ama 1 Temmuz'dan sonra tatil başlar. Ve bir sınava çağırandık mesela bir şey olur. Belki bir karar gelir yani diğer öğretmene bak aşısı var yok ona göre. Ve o da var yani. Ve onunla sonunuzu gelmeyip bas, ama indi geldiği kitap diri gerekimdir ruma. Yani gerekimdir aşını vursun da ki bu şeyleri hatta ki ben gelecek sene inşallah hapse uğrar da kalmaz da. İnşallah. Zaten hani buna bağladı, insanlara bağladı. Peki hani dedik ya biraz eğitimde okuldan uzaklaştılar öğrencilerimiz. Peki şöyle bir faaliyet var hiç aklınızda mesela başarılı öğrencileri ödüllendirmek gibi törenler düzenlemek, onları toplamak. Gerçi her zaman yapıldı bu senede yapılmak amaçlandı. Çünkü bu da bir teşvik özler için, bir motivedi doğrusu. Hani bunca zaman okuldan uzak kaldılar, bir yerde buluşturmağız. Onlara ödüller dağıtmak olsun. Bu da güzel bir doğru, şeydi. Doğru. Tabii bundan 10 gün önce valilikte ben orada huzur olduğum için bütün öğrencileri geçen senenin tahir olduk da gecelaştık da ki bunları ödüllendirdik. Sayın vali de bizimle sayın işte her bölümün de müdür bölümlerin de müdürleri orada İşrafların da şeyi, müdüreler de orada. Onları ödüllendirdik. Belki de yayınladınız da siz bu televizyon. Onları geç kaldık. Tabii neden geç kaldık? Valilik geç kaldı. Neden de geç kaldı? Bilsen korona oturmak yasağıydı, toplanmak yasağıydı. Kalabalık. Kalabalık olduğu için biraz gecelerdi. Biz bundan 10 gün önce hapsine bir laptop halinde verildi. Onun üstüne de müdürlere de böyle bildiğimce bir telefonlar verildi yani. Her şey getiren yani. Ögde gelen öğrenci. Başarılı. 97-98 onlara paylandı. Sadece Türkmen okullar yoksa tüm yok, okullar? Şürt'te, Türkmence'de, Arapça'da, Siryani'de. Hristiyanlar da onlar da geldi. Bütün orada payladık. Bundan 10 gün önceydi. Valilikti. İşte bu neden biraz gezileşti dedim ki kalabalık yer olmasın. Toplantısı biraz zor idi. Fekaliye tezime biraz uzattı özel muhafazanın. Bu geçtiği günde oldu. İnşallah gelecek sene belki yani bu korona bittikten sonra belki 10. ay sınavlar bittikten sonra 11-12. ay yapar onu her sene kimin. Ama bu sene geçtik 5. aya. Doğru. Yani bak 5 ay artı üzerine. Ve inşallah bütün öğretmenlerimiz, bütün öğrencilerimiz başarılı olur. Ve inşallah bir de eğitim geriye döner. Bir de aynısı okuma yazma bir de normale döner. Bir de normal inşallah döner ve öğrenmeye devam. Peki dışarıdan sınav vermek isteyenler mesela 6'da diyagın bitirmeyipti. 6'dan bırakıptı. Dışarıdan sınav vermek isteyenler için diyagın harici var. Var. Türkçe var mı? Bunu bak biz, bu çok istenilli doğrusu. Bak, biz burada zamanında bizim şeyimiz var, müdürlüğümüz var Bağdat'ta. Çok çalıştı bunu Çetin Efendi. Ve bundan bir sayı istediler. Mesela dedi git 50 öğrenci geldi. Mesela son sınıf 6. 50 öğrenci geldi katılsın yapaksın. Ve toplayabilmediler bir fetre. Ondan sonra toplandı 50'ye kabul etmediler. Çok da kaçtı. Bizim bölüm çok
ardına çok peşine düştü bunun. Hı hı. İnsan değilsen mesela çok var. Evet. Tamam, biz şimdi bölüm açıktı. Toplamımız için. Gelsinler, kaydetsinler. Kayıtlarını versinler. Bir sayı olsun. O sayıya göre biz izni çok normaldi. Ama sayı toplanmır, az toplanır. Hı hı. Belki yani bu sene ulaşmadı Yemen'de yani. Hı hı. Gönderdik de. Yani gönderdik de. Ama orada ne var? Yani bir sistem var. Yani sisteme kenardı. Mesela bilirsen yani bu bunun esile çıkartmağı, bunun mesela şeyi ama adet çok olduğu zaman o zaman bakanlık bunu yapacaktı. Hı hı. Yapmak zorundaydı. Yapmak zorundaydı. Ve burada bir Türkmenzan'ın şeyini verdim size. Ama her sene yok idi temhidi. Evvel seneydi gelip. Hı hı. Yani 5 seneydi kesilmişti. 6 seneydi. Bakanlık karşı gün üstüne kaldırdı. Biraz olaylar oldu zamanında. Biraz meşakiller oldu. Hı hı. Kağalarda biraz zorluk oldu. Bazı tüfek zor olurdu o zamanlar yani. Hı hı. İşte 5 sene tazil oldu. O 5 seneden sonra bu sene açtılar o zaman. Ve bu sene aslında çok katılan çok oldu. Hı hı. Ve katılan çok olanlardan da işte biz de aynen sınav yaptık onları. Son hızları çıktı. Üç dersen düşene kadar girittik indi şu an bizim üzeriye. Ama daha fazlası girmedi. İndi katıllar bizim üçüncülerden. Ki hariciler dedi bu. Bir de altıncılardan. Üçüncü bitiren ne aldı? Bundan da 2-3 gün önce 6 iptidayının temhidisini yaptık, haricisini yaptık. Yani 6 iptidayı harici bitti. Şimdi 3 mutavasıta gelecekti 4 Temmuz'da. Biter. 4 Temmuz'da bizim öğrencilerden girerler. Aynen soru. Aynen onların içinde. Mesela bunlar haricili başka bir mektepte olurlar. Mesela aynen öğrenciden olurlar. Aynen soru da. Doğru. Altıncıları da aynısı altıncılardan olur. Ha, bu şimdi. Doğru. Hı. Peki inşallah diyağın. Peki hani sınavlar için gereken önlemler alındı mesela kağalarda diyağın. Tabii. Aşı kartı lazım mı? Çünkü üniversitelerde lazım oldu. Biz siz yani karar geldi. Herkesin aşı olması lazım. Kağalarda sınavda gerekli. İşte bu indi sene konuştum yani. Bu kitap 3 günde bize ulaştı. Ve biz temin ettik o zaman. Ve ilk defa öğretmenler. Ve bunun yapmağı öğretmenlerin aşısı. Özü zaten de çoğu başlayıp yapmağı yani. Önceden hele kitap gelmeyene görür yani yapmaları. Ve bu gerekimdir. Ama aynısı biz indi şeyde sınavlarda da aynısın 2 metre zaman şey alırız yani mesafe sosyal mesafe alırız. Aynısı bunları alırız. O zaten evvelden sosyal mesafe var. Yani uzaride sosyal mesafe evvelden var. Ama yine biraz daha fazlasına şey ettik o zaman. Ve inşallah başarılı olar. İnşallah. Gelen sene bu akıl inşallah her şey yerinde kalır. İnşallah. Peki Sayın Gülboy şimdi Hana şunu sormak isterim size. Hı. Acaba siz Kerkük Eğitimi'nin idari genel müdür yardımcılığına geçtiğinizden beri neler yaptınız? Çalışmalarınızdan bize biraz bahsedersiniz. Vallahi bak ben giden oraya iş yoğundu, çok yoğundu. Hı. Bak bu korona zamanında bizde müracaat dediğimiz kimin devamlıydı. Bilirsiniz eğitim çok büyüktü. 1900 mektebimiz var, 1960 üzerinde mektebimiz var Kerkük genel mektep. Bir 20 bin yukarı, 20 bin, 25 bin yukarı mamurumuz var. Muallim olsun, öğretmen olsun. Ve bak bu sayıya göre biraz zordu yani. Ve biz geldiğimiz zaman bilirsen biraz korona zamanı oldu. Düştük koronanın şeyine. Biraz nece online'ları kullanarak nece münasaları yapmak. İşte biraz online şeyinde çalıştık çok. Ondan sonra geçtiği yıllarda sınavlar yaptık. Sınavlara katıldık. Sınavların takibinde olduk. Ondan sonra işte yine bu sözleşme şeylerinde çalışırız. Zaten de bu günde bunların 3000-4000 imzaları var. Her gün 4000 imza. Yani belki 5000 dolar. Fe sen 10 bin denene vur 9'a. Bu kadar imzalar. Şu an vuramam çünkü matematik çok zevkli. 10 bini 9'a yani, hiç vuramam. Yani ben sana dediğim zaman yani bu kadar imzalar. Yani bak hatta girersen yani kanuniye de onların üstüne de bunlarda da 5 müfettişin imzası. Bizim de imzalarımız yani. Ben dediğim zaman toplum sayarsa her şeyin komisyonun içinden çıkmak lazım. Ve bu işlerde çalıştık. Okullarımızda çalıştık. Biz de okullar biraz nasıl seneden sonra biraz durdu. Ve devlet durdu özellikle.
Ama girerse o eğitime, eğitimde sanki aynen devam, aynen muradze, aynen kalabalık. İşte belki görürsünüz de gelin görün. Tabii yani her hapsi, zaman orası hapsi okulların işi yanımızda. Bu dönemde de hele zaten de indi sınav geldi. Bu sözleşmeler de geldi. Günde de bu sözleşmelerin sırası çok kuruyorlu. Hala devam eder ya. Ha, gelirler işleri bitirsinler. Bu kanuniyede falan bunlarda. İşte bizim de mamurlarımız çalışıyor. Ve inşallah da kusur koymadık. Kadar imkan zamirimizi rahat ettik inşallah. İnşallah. Siz aynı zamanda Öğretmenler Birliği Başkanısınız da. Evet. Peki şunu sorsam ben size. Mesela biraz Türkmen okullarından bahsetmek isterim doğrusu. Evet, kayıtlardan hani yeni dönem için, yeni sene için daha doğrusu. Yani gerçi biz bununla ilgili bazı programlar da yaparak tabii efendim kayıt işlemiyle ilgili nasıl yapacaklar, ne edecekler. Türkmen okullarındaki sayı ne durumdadır? İyi mi şu an? Başarı oranı necadır? Çünkü hani bilmeyenlere bilmek istedim. Doğru. Burada. Tabii biz Öğretmenler Birliği'nde 15 heyetimiz var. Müfettişten, müdürden, öğretmenlerden. İçinde 51 toplum meclisimiz var. Onların içinde dışarısında 3000 kimliği yapmışık, kabul yapmışık, paylaşmışık okullarımızdaki sadece Türkmenler. Fabların gücüyle, fabların şeyleriyle bu sene bir kuvvetli bir teşvik hazırlamışık. Teşvik biz yardımcı olduk Türkmence eğitimine. Kebis Öğretmenler Birliği. Öğretmenler Birliği bizim Türkmen İl Vakfı o da bir büyük yardımdadı. Bir anlaşma da yaptık özlerden. İnşallah bu sene bir kuvvetli teşvik inşallah sayını biraz yükseltirik. Neden de bilirsen bu sayının yükselmeği de ister çalışasan. Çalışmak neydi? İşte bilirsiniz çok durumlardan geçtik. Çok siyasi durumdan geçtik. Bazı sözden geçtik. Bazı şeyden geçtik. Ben keşaksan özümü diyeyim sana. Benim son ki uşağım bitirdi. Biri kızım mühendis oldu. Biri de oğlan en küçük de doktor oldu. Yani maşallah. Hardan bitirdi. Türkmence eğitimden çıktı. Yani kendi ana dilinden. Ana dilinden çıktı. Yani Türkmence okumaktan çıktı. Feindi ben ne konuşurum bunu? Kimle sen dediği zaman bunun sonu yok, müstakbeli yok. Bu müstakbel olmadığı zaman mem kim bir adam yesen o kim ya o bir arkadaş niş koyar uşağını. Bizim uşağımız aslında orada müstakbeli getirdi. Yani belki benim indi uşaklarım olsaydı Arap mektebinde, Arap dilinde olsaydı, Kürt dilinde olsaydı bu sonunuzu getirmezdi. Belki de bu şeye ulaşmazdı yani. Eğer ben bilersem bunun sonucu yok, ben nece uşağımı koyarım. Özke şahıs özümü konuşurum yani. Buna bir bakmamız lazım. Ben özüm eğitimciyim. Eğitimin içinde 30 senedir içindeyim. 30 seneden sonra ben bilmeyeyim çocuğumu ara koyarım. Çok doğru. Bilmeyeyim yani müstakbelim bilmeyeyim. Neden ben yaparmışım yani Türkmenci okuluna koymuşum. Ve sonucu da ben aldım. En iyi sonucu da aldım. Elhamdülillah. Yani ben özümü sana bir örnek verdim yani. Örnek halinde. Değerli izleyicilerimiz de zaten buradan hani duysunlar. Yani ben bu örnek öz nefsime verdim yani. Ben başka sormuram yani. Mesela ben eğitimciyim. Özüm eğitimciyim. Öz uşağımı yani koymuşam ki bu sonucu verip bana. Fenece müstakbeli yoktu. Bu ne diyen müstakbeli yoktu. İşte bilirsiniz bazı belki özünün müstakbeli olmadığı için dirbeke her Türkmen zanı müstakbeli olmaz. Biz her sene okullarımızda doktor çıkırı, mühendis çıkırı, bütün her gün şeyine sorun. Şu an öğrenciler sene o çocuklar. Yok, bitirdiler. 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 Bas indi şey dediler. En son kaldı. Kız bitirdi. En oğlan ki kaldı. Şimdi o son doktor okuru. İkinci sınıfa geçti. Ben onu sene örnek veririm. Onlar bitirdi. Onlar da zaten bitirdi. Mazun da oldu. Çalıştılar da yani. Ben ona gelirim. Eğer bir tane müstakbeli okuysa ben eğitimciyim. Oğluma parırdım başka yere. Herde müstakbeli var orada. Çok doğru. Yani ama esas mektebi bitirtirler. Yani esas okulu bitirdiler. Zaten de ben de 15-16 sene esas müdürüydüm. Mesela da. İşte biz bildik yani sonucumuz var ama sonucumuzu öz elimizden kaybetmeyelim. Yani bütün babalar neler mendinlesin. Yani isterse ben eğitimciyim şu avımı koyarım yani. Ben bu şeye getiririm sağ olsun. Öğretmenler Birliği'ne dönerim. Öğretmenler Birliği bir kuvvetli teşvikte hazırlanmışız. Bütün okullarda bizim münessikimiz var. Bütün orada öğretmen münessiklerimiz var. Fakat mantıklara biz bir güzel bir teşvik
Türkmen İl Vakfı'dan eğitim, Türkmenci eğitimden ve inşallah sizi televizyonunuzdan inşallah hapseye girdik. Televizyonunuzdan hapseye girdik. Ve inşallah bilirsen de eğitim, yani gelirse eğitim bütün evde var. Bir tane yoktu, eğitim demesin yoktu evimde. Özünde yok ise uşağında var. Uşağında yok ise belki öğretmendi. Öğretmen değilse öğrencisi var. Yani eğitim hapseyevlerde var. Bile başbakan o eğitimden çıkmış. Irak'ın başbakanı olsun, bütün devletin başbakanı olsun. Fahardan çıkmış, o eğitimden çıkmış yani. Ve eğitim de bizim de Türkmenci eğitimimiz. İndiye kadar belki tabloları görürsünüz ne kadar doktor çıkıp ne kadar başarılı öğrencilerimiz çıkıp ve bunu diyen müstakbeli yoktu. Yasin müstakbeli ne de olsun. Çok doğru. Gerçi biz hep bunu gösteririk, dile getiririk her eğitimi teşvik programında. Tabii ki de hani sonu yoktu, müstakbeli yoktu diyenlere zaten örnekler getiririk, stüdyomuza davet ederek bitirenleri, yetişenleri. Çok şükür bizde yani ana dilinden okuyan, yani sonuçta herkesin hakkıdır kendi dilini, kendi ana dilini okumak. Nasıl ki Araplar öz dillerini okurlar, nasıl ki Kürtler öz dillerini okurlar, kendi işte dillerinden anlarlar. Bu öz ana bizim de bu da hakkımızdı yani. Bu öz ana hakkımızdı. Öz ana hakkımızı özümüz temirsek, özümüz temirsek, yani gidersen ben indim sen sana bir örnek veririm. İndirgimde su var. Diyeyim sana yani su vermene. Tamam. Arapça bunu mesela zor diyor. Türkmenca ana dili diyerse zordu. Yani bizim de okumamız bir şeydi yani. Doğru. Her ne diyerse o kitapta bulasan onu. Bu kadar yani şeydir yani bizim millette biraz şey oldu. Fabuları biraz bilsinler ki eğitimciler özü uşağını koyur okullara. Ve inşallah daha fazla şey. Bizim öğretmenler birliği çok bir kuvvetle hazırlanmışız bu sene. Ve inşallah özümüz bir büyük teşvik yani işleyeceğiz üzerine. Ve inşallah bu sene sayısını daha fazla gider. İnşallah. Hani şöyle düşünüyorum. Sonuçta mesela bizimkiler geldiler diyorum. Bizim çocukları Arapça okuluna yazdırırlar. Diller yalla Arapça alışsın. Yarın bir gün Arapça konuşabilmez, bilmez, getirebilmez, cümle kurabilmez, Kur'an okuyabilmez. Bahaneler bunlar. Peki bir Kürt... Acaba bir Kürt getirer, uşağını Türkmen okulunda okutsun? Ben burada bir şey var yani bir konuşma bir var. Bir Arap ya da. İşte ben burada bir konuşma fark var. Fark etmez. Herkes ben öz dinini ister. Biz Arapça dersi de veririk. Ahı bunun da farkında olsun. O o uşağın koymayan, koyan farkında olsun. Biz dini okumuruk, okuruk. Çok şükür. Arapça okumuruk, tüm dersler var, okuruk. İngilizce, İyidir. Arapça. Ben burada bir örnek vereyim sana. Biz senelerce İngilizce okuruk. Okullarda kitabımız var İngilizce hatırlasan yani ha ki tabii ki de. Ki İngilizce var. İyi İngilizce olduğu zaman İngilizden de okuruk. Arapçadan da okuruk. Biz öz dilimizde okuruk. Yani bak gelirse yine her rahatsına giderse dirası Arapçaya giderse bak Arapça var içinde bir de İngilizce var içinde. Giderse o dirası Kürtçe de aynen aynısı Kürtü. Aynısı eğitimi Kürtü ama dirası Arapçasında okur. İyi de bizim indi. Dirasel Arabiye talebelerimiz bitirdiği zaman Arapça okumur mu şey Diras Türkmaniye'de? Okur. Bir ta bir iptidaydan bir ilçeokulundan ta altını bitirene kadar Arapçan da öğrenme. Yani Arapçan da öğrenme ki yok Arapça okumur ki Arapçadan zayıf olar, dini okuyamaz. Biz dini okumuruk. Biz de dini okuruk. Yani yani hakikat oradadır. Ve bizim din dersimiz de var, Arapça dersimiz de var. Bunu diyen mesela zayıf oğlu filan oğlu bütün derslerimiz de bizim aynen devamlı o bir dirası alır kimin. Zaten hani siz o dedi kimin Kur'an-ı Kerim dersi var. Her ders var. Dersi, Arapça dersi bunlar var. Hepsi var. Hepsi ama var. Bilmeyenler zannedirler ki bunlar yoktu. İşte oysa ki yanlıştı. Bunların kelime anlamları da var karşısında. Anladırı. Tabii. Mesela Arapça yazırı karşısında Türkçesini verirsenedir. Bunun anlamı budur. Yani alıştırır öğrencini. Tabii aynı İngilizce kim? Yani biz İngilizce zamanında aynısı. Arapçası, İngilizcesi öğrenirdik. Bizim okullarda zaten diyağın kırtasiye yardımları, diyağın dağıtsız bunlar da var. Bizim bak Türkmenca, Türkmenca mekteplerine olduğu, yaptığı yani bizim zaten her zaman Türkmen İl Vakfı'nın elitinden. Her zaman, her de bir eksiklik olarsa hemen onun... Üstüne yani artı devlet de. Artı devletin de yardım. Mesela devlet normal bütün okullara verir. Ama bizim de
öz okullarımıza hiçbir güne bir güne bir istiğzadımız kalmaz, hapsi yeterli geldi. Bütün öğrencilere geldi, öğrencilerin serfizi geldi, öğrencilerin her ne ihtiyacatımız var, malzemeler var, her zaman hazırdadır. Yani ben ona ki gelirim ki bizim eğitimimiz indi bu zorufta alarsa o eğitimimiz biz tamam öğretmenlerimiz çalışırız öğretmen ulaştırmaya, ihtisas ulaştırmaya, öğrencilerin sonucunu düşünürük, katırık işte. Tamam her eğitimde birbirimizi koyarız. Ben gittikten sonra sana kalır, sen gittikten sonra başkasına kalır. İşte bu devam edecekti. Ve inşallah bizim ilk büyük şeyimizdi, lisan sonucumuzdu, geleceğimizdi. Tabii ki. Hasan Türkmenca eğitimi geleceğimizdi, çocuklarımızın geleceğidir. Çoklar da var. Belki azlaşsak ya bir şey olsak eğitim biter. Bilakis asa daha çok olar. İnşallah da hakkallık devam eder. İnşallah. Zannedersem hani geliri düşük çocuklara, öğrencilere de yani sürekli olarak bir yardımlar şey dokunurdu. Ben çok açıklamadım. Dedim sana bütün ne şükürler var. Onu her vakit karşılayıplar. Zaten ben illerdir mektep müdürüydüm. Esas müdürüydüm. Türkmenistan'ın her şeyi karşılanırdı. Devletten başka. Devlet ne verdi verip o alıp sana onu. Ama devletin üstüne ne kadar eksikimiz vardı hepsini öderdiler. Hasan öğrenciyiz. Hatta öğretmen getirdiler. Yazdan öğretmen getirdiler. Onun parasını öderdiler. Öğrencinin serfizlerini. Ben çok açıklamadım sana. Açıklamamak için neden? Yani her şey göz önündeydi. Bizim okullarımız indi de öğrencilerimiz özeldi. Ben indi böyle görürüm. İnşallah. Yani bir de Türkçe bölümü bitiren öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz daha doğrusu var. Zaten onlar da olmuşlar. Bir sözleşme ya da bir atama beklediler doğrusu. Biz işte bir şeyimiz var. Yani biraz sıkıntımız var. Biz biraz son yani şeyde camialarda biraz öğretmenlerimiz olsa ihtisas, fizik, kimya filan bunlar biraz eskikti. İnşallah onda da çalışırız. Bunlardan da ihtisas çıkartmak, öğretmen ihtisas çıkartmak. İnşallah. Hatta okulları ödeyelim inşallah. Peki hani yavaş yavaş süremizin sonuna geldik ama şunu da demek isterim size. Üniversitelerde ben geçen bölümlerde de yani geçen programlarda da bunu dile getirdim. Ve sizi de yanınızda dile getirmek isterim. Üniversitelerde Türkçe olmasını isterim. Çünkü tüm bölümlerde doğrusu, tüm bölümlerde hani Türkçe kendi diliyle mesela eğitim tamam. görmüşler var. Arapça'da hani orada da kendi diliyle yeritmek ister kısacası. Onda bence bildiğime göre çalıştılar. Bazı şeylerde, bazı kulyelerde çalışıldı ama tüm kulyelerde yoktu. Çoğunda yoktu. Kanunda oldu, ziraatta oldu, bazı yerlerde oldu, terbiyede oldu, bazında oldu. İşte bazında da çalışmak ister yani. Çalışmak ister. Öğrencimiz ulaştığı zaman sınava bir kere şey oldu ama gene olsa da sınav Arapça gene şeydi. Yani Arapça okutmuşuk o öğrencini. Gene yeterli. Gene çıkır. Yani ben Namca öğrencim vardı. Gitti Türkmenca'dan. Bak Hasan adı bir bölümde çıktı. Arapçaydı. Tamam onu bitirdi çıktı da. Doğru. O nece bitirdi. Eğer Arapçası okuyorsa. Doğru. O bitirdi de mazun oldu. Peki hoş hoş Sayın Gülboy süremizin sonuna geldik. Son olarak hani neler demek istersiniz? Eklemek istediğiniz herhangi bir konu şeyler. Vallahi ben doğrusu bir de hani seçimler de yaklaşır. Kısaca buna da değiniriz. Burada da şeyimiz var. Önümüzde bir yaklaşan seçim var doğrusu. O da var. O da var. Bu seçimlere işte o da geleceğimiz seçimler. Bizim bu ilk defa bu notu verim öğrencilere. Öğrenciler bu sene çok iyi fırsat. Bu fırsatı kapmak lazım. Yani mezun olmak için, altıncını bitirmek için biraz yorulmakları lazım. Yorunarsa inşallah bu sene biraz farklıdır. Bu öğrenciler biraz çalışsın, ihbat etmesin, çok azlaştı sınavlar. Demesin, almadık, okumadık, özü oku. Burada bir şeyimiz var. Bir de seçime doğru gidersek, seçime doğru, Türkmen'in seçime doğru. Bizim indi bilsen üç daireye bölündü seçim. İkinci dairede ben bir ihsaiye ettim, 126 okul var. Genel 126 okul var ki bizim daire içindeydi. 126 okuldan şeydi. Onların da
işte okulları bilirsen öğrencilerimiz soğuktu içinde, öğretmenlerimiz soğuktu içinde. Ve inşallah biz öğretmenler birliği olarak bir şey yaptık. Bu muvazzaf iktirah çıktı. Ve hepsini biz tecize ettik. Gedin takdim ele alın. Herkes yetsin onunla şeyden, rabıttan gir, adı ver. Ke muvazzaf gidesen. Doğru. Ve verdik. Yani onu da çok yazdırdı. Yazdırdı. Bir 400 civarında yazdırdık öğretmenlere. Gelecekte muvazzaf olsun yani. Muvazzaf iktirah olun, hatta olun. Mesela bunların içinde olsunlar yani. Ve onları çalıştık. Bir çalışmaya ulaştık. Koyduk ulaştırsınlar. Ha, yani muvazzaf isteyenler bizim öğretmenlerden, öğretmenler birliğinden biz üskek sayıda verdik. Ve inşallah bütün bölgemizde bizim öğretmenlerden de var. Hem Dirasi Tükmaniye'den hem Tükman var. Dirasi Arabiye'de Tükman yani. Onları da koyduk versin. Ha. Ondan sonra dediler öğretmen bez bir kitap şükür alacak filan olacak mı? Gene öğretmenlerimiz kaldı. Çekilmediler. Kitap şükür'e de lazım yok. Dediler bize bir deva gidecek o muzafı yapan, gönüllü yapacağız. Ve sağ olsun öğretmenlerimiz, bizim çalışanlarımız eğitimde. Ve inşallah seçime doğru çok yardımdayız. Zaten de öğretmen bilirsen öğretmen bir büyük kuruş yani bilirsen yani öğretmen yani eğitim diyorsa bir büyük adet var içinde yani bir büyük sayı var içinde. Bunlarda öğrenci 2000'i geçmiş, 2001'i geçmiş, 2001, 2002, 2003 bizde var. Öğretmenler var. Bilirsen işte yani bunların içinde mamurumuz var. Yani aynısı yani bir büyük şerihadı. Eğitim bir büyük şerihadı. Ve Türkmen zahisin, seçimsin. Eğitim bir büyük şerihadı. İçinde bir büyük ses var. Yani bütün evlerde eğitim var. Ve inşallah bizimkiler, siyasilerimiz biraz fazla eğitime baksın. Ha, bu bir şeye diye direm, eğitime bakarsalar inşallah kaybetmeyiz, her şeyi elde eder. İnşallah. Zannedersem hani okullara da geldi hani 2001, 2002, 2003 bu yenge kayıtlar için. Ha, biz ettik yani okullar için. Ettiler, öğrenciler. 2001, 2002, 2003 senesinin bunları 2002'ye kadar takıben getirdiler. Aldılar, çoku da aldı. İşte onlara bir, onu da bir teşvik yaptık. Öğretmenler Birliği adına. Bir büyük kuvveti teşvik yaptık o okullardan, müdürlerden. Öğrenciler teşvik ettiler, alsınlar. Bundan önce. 3. ay, 4. ay, 5. ay üzerinde işledik onu. Ve çok aldı. Çok aldı, kalmadı yani. Bence kaldı, biz kalmadı. Yani biz çok büyük bir teşvik ettik o yüzden. Ve inşallah seçimde de Öğretmenler Birliği'nin bir büyük rolü var. Ve biz bir büyük şerih olduk. İnşallah her vakit Türkmen bizimle güveni inşallah. İnşallah, inşallah. Emekimize, ürəyimize her zaman teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz sizlere. Efendim programımızın sonuna geldik. Maalesef hani süre nasıl geldi, nasıl geçti anlaşılmadı doğrusu. Çok sağ olun bizimle birlikte bugün olduğunuz için, olaylara bakış programına konuk olduğunuz için, bu güzel fikirlerinizi, güzel bilgilerinizi bizlere ve tabii ki değerli izleyicilerimize aktardığınız için. Teşekkür ederim. Tabii tekrar teşekkür ederim bizim Türkmenli televizyonumuza. Bütün mensuplarına, bütün kadrına, özellikle sana da sonu dolduğu için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Bu kadar size ulaştırdık. Ve inşallah geleceklerde her zaman hizmetteyiz. Çok sağ olun. Tekrardan olaylara bakış programında ve başka programlarda sizleri görmek ümidiyle. Değerli izleyicilerimiz, olaylara bakış programının bu haftada sonuna geldik. Bu hafta konumuz eğitimdi. Tabii ki eğitimle ilgili konuştuk değerli konuğumuz. Kerkük Eğitim İdari Genel Müdür Yardımcısı, aynı zamanda Öğretmenler Birliği Başkanı olan Ali Gülboy Bey ile bu akşam olaylara bakış programını sürdürdük. Gelecek bölümde olaylara bakış programında tekrar karşınızda olma ümidiyle bu akşamlık hoşça kalın diyoruz efendim.